Ah kız, ne dişlerimiz vardı değil mi? Düş işte teyze. Uyanmamız gerekiyordu bir yerde, uyandık. Abla kız, sen gerçekten şimdi ciddi ciddi yani işten çıkacak mısın? Bu kadar şeyden sonra nasıl kalayım? Hayır yani ben kalmak istesem bile beni kim tutar? Ha? Kim ister, Tuğçe mi? Tuğçe var ya, şimdi beni kovarken söyleyeceği lafları düşünüp düşünüp keyiften dört köşe oluyordur. Bora desen, yüzüme bakmaz zaten. Ada, kız sen bugün o söylediklerinde ciddi miydin ha? Sen gerçekten sevmiyor musun bu oğlanı? Sevsen de ne fark eder teyze? Ne yapacaksınız şimdi? Birbirinizi görünce nasıl davranacaksınız? Allah kahretsin. Aç cam, aç. Aç cam, aç. Açtım, açtım. Ben... Ne yapıyorsun sen? Hem gaza basıyorsun hem yol veriyorsun. Nasıl olacak? Ben de size aynısını soracaktım. Bora Bey, ağzımdan ağzınızda be. Buyur geç. Buyur geç. Yok yok, siz geçin. Siz geçin, yıkacaksınız. Buyurun, buyurun. Bayanlara öncelik. Buyur geç dedim sana, hadi. Bayan değil, hadi. Aa, bismillah. Ata, kız ne oluyor? Ayıp oluyor ama ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kadınlara öncelik demediniz mi? He? O ne demekti? Buyur geç demek değil mi? Estağfurullah, dükkan senin demedin mi? Bu ne demek? Buyur geç demek değil mi? Allah'ım. Allah'ım, sen bana sabır ver yarim. Adam. Sen bana sabır ver ya. Ata dedim. Cihan, bakar mısın? Gel 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 gel. Şu Ada Hanım'ın küçük sarı faresini park edebilecek bir yer bulursa Ada Hanım, benim arabayı da müsait bir yere park edersin, tamam mı? Hadi sana emanet. Cihan! Bora Bey, şu kazuletini fark ettikten sonra benim gariban gülüşüme de bir yer bulur ben, tamam mı? Eyvallah, sağ ol. Cihan, ben de araba yok koçum, hadi. Buyurun, siz önden geç. Buyur. Siz buyurun. Geç. Siz geçin. Geçebilirsin, Ada. Geçeyim bari. Gruba girdik. Farkında mısın? Hep öyleydi zaten. Pardon da neymiş o hep öyle olan? Çarptı. Elektrik yüklüsünüz maşallah. Ya şimdi asansör durursa? Ya asansör durursa? Umarım olmaz. Umarım olmaz. Her şeyi, Tuğçe'yi falan unutur, sarılırım boynuna. Allah'ım sen yardım et. Herkesin önlemeni reddettiğini unuturum falan. Allah yazdıysa olsun. Oh ya, şirket gözüme bugün ayrı bir güzel gözüküyor. Tövbe tövbe tövbe. Dün olanlardan sonra ne yüzle buraya geliyor bu ya? Hem de Bora'yla aynı asansörde. Sen hiç mi korkmuyorsun ya Rüzgar'la olan aşkını patlatacağım diye? Ah be Rüzgar, senin yüzünden elim kolum bağlandı ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ne hale getirdi Bora'yı ya? Gözümün önündeki bu tehlikeye nasıl seyirci kalabildim ben? Tuğçe? Efendim? Bugün yanına hiç yaklaşılmaz bomba gibi. Adanın yüzünden. Nasıl yıprattı çocuğu? Yapmadığını bırakmadı ki. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Senin de yapabileceğin bir şey yok Tuğçe. Çünkü Bora Ada'yı sevmeyi tercih etti. Etti, evet ve ne hale geldi? Artık o da onu gerçekten sevenin kim olduğunu görecek. Hala umudun var diyorsun yani. İsterse bağırsın, çağırsın yine de konuşacağım. Ve izin verdiği müddetçe de yanında olacağım. Hadi bakalım. Belki bir umut yarabanda olursun. Ah Ada, ah.
Hadi kaldır kafanı işten de bir kahve içmeye gidelim. Teşekkür ederim ama gördüğün gibi yoğunum Tuğçe. Olanları duydum ve çok üzüldüm ben. Bence sen de artık olanlara üzülme. Hele ki ada için. Tavsiyelerin için teşekkür ederim Tuğçe. Sağ ol. Ben en başından beri zaten o kızın başımıza bir iş açacağının farkındaydım. Sana bunu nasıl yapar ya? Hem senin hem de onun ailesinin önünde bir de. Tuğçe ben bu konuyu kapattım. Sen de kapat. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Kapattık kesinlikle. Güzel. Zaten zararı neresinden dönülse kâr ya. Bir de yüzük taktıktan sonra bu gerçek yüzü ortaya çıksaydı düşünemiyorum yani. Tuğçe hadi sen işinin başına geç. Yapacak işlerin vardır senin. Tamam. Kafanı bulandırma tamam mı? Hadi. Bana bir ihtiyaç olursa odamdayım o zaman. Sana ihtiyacım olursa haber veririm Tuğçe. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bitti değil mi yani? Evet bitti. Berna teyzeyle konuştum az önce. Aferin sana ya. Harikalar yaratmışsın. Ben önce bir ben düşüneceğim falan deyip yalnızken reddedersin diyordum da. Sen baya baya herkesin içinde queen'sin. Tuğçe Hanım. İstediğinizi aldınız. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Ben buraya istifam vermeye geldim. Arkadaşlarla vedalaşmak için geldim. Yani arkadaşlar derken içeridekileri kastediyorum. Çok iyi. Gerçekten çok sevindim. Seni kovmak zorunda kalmayacağım için gerçekten çok mutluyum. Haliyle yani senin de daha fazla burada çalışacak yüzün yoktur diye düşünüyorum. Senin bile yoktur yani. Değil mi? Rüzgar'ın ilk aşkın olduğunu saklayıp aynı şirkette çalışmak falan. Dur bakayım ya başka ne vardı? Ha bir de şey vardı bak o çok güzel. İdeal kadın diyerek güya Bora'yla beni bir araya getirmek için Bora'yla konuşman ama alttan alta ona yürümen. Yüzsüzlüğün bir limiti var değil mi Ada? Bitti mi Tuğçe Hanım? İçinizdeki zehri kustunuz mu? Benim için bitti çünkü yeter. Gidişin hiç kimse için kayıp değil Ada. Bu şirketin hiçbir zaman sana ihtiyacı olmadı. Bora'nın da sana hiçbir zaman ihtiyacı olmadı. Benim de artık ideal kadın dolaplarına ihtiyacım olmayacak. Güle güle Ada. Güle güle. Ha? Ada? Kızım neredesin? Öldüm meraktan ya. Telefonlarına da bakmıyorsun. Neredesin? Ne yaptın? Nasılsın kankam? Teslim olmuş. Yenilmiş. Kötüyüm yani. Ah be kızım ya. Konuşabildin mi bari Tuğçe'yle? Konuştum. Daha doğrusu o benimle konuştu. Benim ne kadar yüzsüz olduğumdan falan bahsetti. Bir dakika ya. Asıl yüzsüz olan o. Ya onu sevmeyen bir adam için yaptıklarına bak. Ben Tuğçe'ye hiç kızmıyorum ki. Günün sonunda herkes hak ettiğini yaşıyor. Demek benim yalanlarımın karşılığı da buymuş. Bora'yı kaybetmek. İşimi kaybetmek. Bir dakika. Ayrılıyor musun? Burada kalmam için hiçbir sebep yok artık. Olur da yok zaten. Nasıl kalayım? Senden sonra ben de kalmam burada. Saçmalama Selin. Sen kalıyorsun. Seninle ne alakası var? Hem Ali bırakmaz ki seni. Bana bir kahve yapar mısın? Ne bu şimdi kanka? Veda kahvesi mi? Bora'ya götüreceğim. Ama dediğin doğru. Veda kahvesi. Yapmasan mı sesim? Bak Bora'dan uzak durman gerekiyor biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum ama onu görmem lazım. Muhtemelen bu onun son görüşü. Tamam. Kahve.
Hayırdır? Ki senin hayırla bir işin olmaz. Ne işin var senin burada? Bunu getirmek için gelmiştim. Ne bu? Kahve. Ne kahvesi? Her zaman içtiğiniz kahve. Ne kahvesi diyorum ada. Özür kahvesi mi? Pardon Bora Bey. Özür dilememi beklediğinizi sanmıyordum. Düşünmemiştim. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiçbir şey fark etmiyorsun zaten. Veda kahvesi. Afiyet olsun. Veda kahvesi. Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi akıl etmişsin, bravo. Boşa kürek çekiyorduk zaten. İyi yapmışsın. Bence de öyle. Kahve her şeye rağmen veda kahvesi. Afiyet olsun. Ada! Bekle. Efendim? Bora Bey, Ferhat Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bağla burada. Alo. Alo, merhabalar Ferhat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Buyurun. Evet. Öyle mi? Öyle mi? Yok, yok. Şaşırdım sadece. Şaşırdım sadece. Çok sevindim ayrıca. Çok da sevindim. Tamamdır. Tamamdır o zaman. En yakın zamanda bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beklemeye devam et. Pırıl. Tuğçe'ye söyler misin? Hemen odama gelsin. Çok acil. Teşekkürler. Ben de çıkayım. İşten ayrılıyorum. Umarım bundan sonra her şey istediğiniz gibi olur. Hoşça kalın. Kal. Kal oda. Gitme. Az önce bir telefon aldım. Görgün ailesi her sene kültür sanat sektörü için düzenlediği ödül törenine bu sene yeni bir kategori daha eklemiş. Aa, harika. Da bunu niye adanın önünde konuşuyoruz onu anlayamadım. Lafımı bitirmeme izin verirsen anlayacaksın Tuğçe. Görgü kurallarına giriş 101. Mırıldanma. Bir şey söyleyeceksen mırıldanmayacaksın. Mırıldanmadım. Evet Boracığım, sen devam et. Yeni bir kategori eklenmiş diyordun. Bahsettiğim Görgün ailesi sosyal medya içerik üreticilerine de ödül vermeye karar vermiş bu sene. Biz de en iyi sosyal medya yazarı dalında adayız. Aa! Aday kim? İkiniz. Hı? Nasıl yani? Nasıl yani? Hayır yani, iki aday nasıl olacak? Şimdiye kadar böyle bir kategori olmamış. Ben geldim oldu yani. Bu tesadüf mü? Sen geldiğin gibi gideceğin için hiçbir şey tesadüf değil. Görgün Vakfı ikiniz de aday göstermiş. Benden de ikinizden birini seçmem isteniyor. Hatırlatmak isterim ki ben bu portalın en çok tıklanan yazısını yazdım. Ben de bu portalın baş editörüyüm. Ve sık sık unuttuğun için sana büyük harflerle hatırlatacağım. Sen gidiyorsun. Madem ödül alacağım, geçmiyorum. Gitmiyorum, kalıyorum. Burada kariyerim söz konusu. Buna sen değil, ben karar veririm. Hı. Ki ben de seninle aynı fikirdeyim. Aklın yolu bir. Madem şirketimden bir yazar ödül alacak, süreç tamamlanmadan ayrılması hoş olmaz. Değil mi? Peki kimi seçeceksin, kim aday olacak? Bu seçimi ben yapmayacağım Tuğçe. Her zaman gibi okurlarımı seçecek. İkiniz de bir yazı yazacaksınız. Portala yükleyeceğiz. En çok beğenilen, en çok tıklanan yazı aday olacak. Umarım bu sefer herkes kendi yazısını yazar. Kendi kendine kendi yazısını yazar inşallah bu sefer herkes. Şuradan şöyle bir rüzgar mı esiyor ya? Şöyle kapıdan pencere açık kalmış galiba, cereyan yaptı, bir rüzgar esti.
Yo, hava güzel gayet, esmiyor. Gayet iyi bugün hava. Saçmalamanız bittiyse sadece iki gününüz var. İkinizin de ortak bir konuda yazmasını istiyorum, tamam mı? Tamam Boracığım ama konuyu sen seç lütfen. Çünkü ben bu bireyle çalışmak istemiyorum. Ay ben çok meraklıyım seninle mesela yapmaya zengin gibi bireyle. Arkadaşlar, ben şartları söyledim. Adaylıktan çekilmek isteyen çekilebilir. Ki bu benim için daha kolay olur. Ay, tamam sen bilirsin. Tamam. Sen öyle diyorsan. Peki. Kolay gelsin. Yolumdan çekilirsen geçeceğim. O da sen kal. Tuğçe, rica etsem çıkarken kapıyı kapatır mısın? Kurtulamıyorum bundan. Sultanım. Ay. Ne? Sizinle konuşmam gerekiyor da. Ne konuşacaksın? Sessiz ol biraz. Haritanıza bakmamız lazım. Yani böyle aşkı mevzular. Tamam neyse ben sonra öğrenirim. Hadi gidelim. Hadi. Bora. Biliyorum sinirlisin. Ben dün olanlar için çok özür dilerim. Siz diyecektin galiba. Anlamadım. Madem bu şirkete çalışmaya devam ediyorsun, önce düne, hatta son böyle sünger çekeceksin ve bu şirketteki çalışanlar gibi sen de sadece işini yapacaksın. Ama dün olan... Dün olanlar bana sadece ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Ada. Haklı olduğumu mu? Evet, haklı olduğumu. Ben başından beri, en başından beri aşk diye bir şeyin olmadığını söyledim. Ama sen de her defasında itiraz ettin. Dün olmasaydı eğer ben de haklı olduğumu öğrenmeyecektim. Teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. Senin için tüm bu yaşananlar sadece tecrübe miydi? Bu mu? Ya da bir deney diyelim, daha doğru olur. Sen çok ısrarcıydın aşk konusunda. Yok yazarlar, yok efsaneler. Kaptırmıştın kendini. Bana aşkın olmadığını ispat ettin yani. Öyle mi? Hepsi bu mu? Bu. Hepsi bu. Sana şirketteki ve hayatımdaki yerini anlattığımı sanıyorum. Senin de anladığını umuyorum. Ben kararımı değiştirmeden çık odamdan, işinin başına. Aa, Ada? Selin, iyi misin sen? Hayalet görmüş gibisin. Ne oldu, ne dedi Bora Bey? Ver şunu. Gitme dedi. Bir dakika, dün olanlardan sonra. Kızım affetti mi seni? Bora artık benim tanıdığım Bora değil. Nasıl ya? E niye kaldısın o zaman? Bir ödüle aday gösterilmişim Tuğçe ile beraber. O sonuçta ne kadar kal dedi, ben de kabul ettim. Ödül için kalıyorsun yani. Başka ne olacak Selin? Bora'yı kaybetmemek için olabilir mi mesela? Ya da Bora'yı Tuğçe'ye kaptırmamak için? Saçmalama Selin, ne alakası var? Kızım, ne demek ne alakası var? Ada, bak sen hayatımda gördüğüm en güçlü insanlardan birisin. Ayrıca tabii ki hayatın ve aşkın için savaşacaksın ya. Seninle gurur duyuyorum, her şeyin üstesinden gelirsin. Neyseniz tamam. Bunların hepsi aramızda kalacak, tamam mı? Teyzeme falan söylemek yok. Tamam tamam, merak etme sen. Tamam. Ya burada oturup seninle fikir tartışacak değilim. Kura çekip öyle seçelim. Yani Tuğçe Hanım, kura çekmeye ne gerek var? Ben şimdi size en iyi konuyu bulacağım. Hemen buluyorum. Hadi bul. Mesela evlilik aşkı öldürmez ama çocukları yaralar. Ne bu şimdi? Çok saçma bir konu.
severek kendimizi aşmak mümkün mü? Demode. Aşkla akıl aranır mı? Ha bu iyi. Çocuk muyuz biz? Çocuk muyuz? Aşk her şeyi affeder mi? İlişkilerde affetmek ne kadar işe yarar? Arkanı dönüp gitmek olur bence en işe yarayan ilişkilerde. Tamam. Tamam. Tamam Tuğçe'nin. Kura çekelim. Hazır mısın? Çekiyorum. Hadi hadi iyice iyice. Heh. Blind date. Bu blind date, bu Bora Bey'in gizli gizli çıktığı randevu şeysi değil mi bu? Ta kendisi. Yine adrenalin, yine heyecan, yine maceralar. Yuttu valla. Fırsatın varken kaçacaktın kızım. Hayatta olmaz. Neden Bora? Bu konu çok ses getirir. Ayrıca sen bütün yazılarını bu konu üzerine yazıyorsun zaten. Tanımadığın kadınlarla randevulaşıyorsun. Biz de cinsiyet algılarını tersine çeviriyoruz ve bir erkekle randevuya çıkıyoruz. Çok mu istiyorsun sen? Çok mu istiyorsunuz bir erkekle randevuya çıkmayı? Çok. Ada iyi ki bizimle kaldın, aramızda kaldın. Yani seviyoruz bu ateş tellerini böyle. Sen karışma Ali. Rica ediyorum karışma. Ada'yı göndermen lazım. Arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. Bu konuyu kapatalım çünkü ben o randevulara kendi rızamla çıktım. Şimdi şirketimden bir kadını, şirketinden herhangi bir kadını sırf bir ödül için ne diyor belirsiz bir adamla aynı masaya oturtmam. Oturtamam. Ya, sadece iki gününüz var. Size daha önce de söyledim. Daha mantıklı fikirlerle gelmenizi bekliyorum sizden. Blind date yazılarını da bana bırakın. Toplantı bitmiştir. Kolay gelsin. Yani ne blind date'miş ya? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Kesinlikle blind date hakkında yazıyoruz. Ah Ada, bu kadar kolay tahmin edilebilir olman bütün heyecanımı yok ediyor. Gazı kaçmış içecek gibi. Rekabetin hiçbir anlamı kalmıyor. Ben göstereceğim size yazı nasıl yazılır. Bu şirketin adayı ben olacağım. Görecek. Herkes görecek. Alo. Ada Tözün'le mi görüşüyorum? Evet, evet benim. Ada Tözün. Tekrar hatırlatmak istedim. Boşanma davanız 3 gün sonra Perşembe günü. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ne işin var burada senin? Kusura bakmayın Rüzgar Bey. Buraya gelirken randevu almam gerektiğini bilmiyordum. Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Neden hala buradasın? Onca olanlardan sonra neden buradasın? Seni zerre kadar ilgilendirmez. Ada, ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum ama... akşam burayı reddederek akıllıca bir şey yaptın dedim ama şimdi burada olman yani... Bana diyene bak. Senin o koltuğa nasıl oturduğunu hepimiz biliyoruz Rüzgar. Hepimiz. İşten ayrılmıyorum Rüzgar. Yazımı yazıyorum. O ödülü de alıyorum. Sen ne hakla benim hayatıma karışıyorsun? Ben senin kocanım. Sen benim hiçbir şeyim değilsin Rüzgar. Biz sadece kağıt üstünde isimleri yan yana olan 2 yabancıyız. O da 3 gün sonra bitecek. O ne demek? 3 gün sonra bitecek ne demek? Boşanıyoruz demek. Bir daha tekrarlayayım mı? Boşanıyoruz. İstediğin kadar tekrarla, senden boşanmayacağım. Bana bak. Daha az önce avukat aradı. 3 gün sonra mahkememiz var. O mahkemeye gidiyoruz ve bu saçmalığa son veriyoruz, tamam mı? Tamam, tamam hayat. Mahkemeye geçerken seni ben mi alayım yoksa teyzem ve eniştenle mi gelmek istersin? Rüzgar, beni bir daha sakın tehdit etme, sakın. Sen zararlı çıkarsın. 3 gün.
Üç gün sonra her şey bitecek. Üç gün sonra senden kurtuluyorum Üsker. Özlemişim. Evet, şimdi bir kullanıcı adı bulmak lazım. Ne olsa ne olsa dalgaların sesi. Suyun sesi. Sesin gücü. Ne bunlar ya? Dalgaların gücü. Film geldi aklıma da film izledim ben. Filmden. Dalgaların gücü. Bakalım kimler varmış burada? Ay, nasıl seçeceğim ki ben? Mesaj. Sedat 009. Selam, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Görelim bakalım neler olacak. Umarım buralardasındır avcı. Selam. Nasılsın? Uzun zamandır blind date yazısı yazmamıştım. Şaka mı bu? Selam mısın? Hadi Bora, hadi. İyiyim, sen nasılsın? Yes! Kız Tuğçe. Aferin sana, kimse durduramaz seni artık. Hadi Sedat, hadi. Sen bana bu ödülü aldıracaksın canım benim, hadi. Yazıyor. Sedat yazıyor. Hadi yaz Sedat. Görüşsek mi? Yarın? Yuh, yarın ne ya? Bugün deseydin bir de. Yarın olmaz. Ertesi gün. Anlaştık. Sen karışma. Affedersiniz efendim. Alışkanlık. Burası mı hayat? Evet hayatım burası. Ferhat Görgün'le Şirin Görgün'ü tanıyorsunuz değil mi? Evet. Evet, hatta geçen gün evliliklerinin 41. yıl dönümüydü. Her yerde boy boy resimleri vardı. Adam şehrin her yerindeki billboardlara seninle 41 yıl daha diye ilan etmişti. Ne aşk ama. Ne aşk ama. Ne varsa eskilerde var. Aşkın kıymetini biliyorlar tabii. Daha mı çarptınız? Hayır. Ne alakası var? Niye her şeyi üstüne alıyorsun? İşine bak, fazla konuşma. Ödül vermek için sizden birini seçmemi isteyen Görgün ailesi birazdan burada olacak. Pırıl, gel. Bora Bey, iki yaşlı insan geldi sizi görmek istiyor. Dün beni deniyorsunuz galiba. İki yaşlı insan bizi görmek istiyor, ha? Öyle mi? Peki bu iki yaşlı insanın bir ismi cismi var mı? Var. Ya. Yani? Yani dediniz. Yani dedim. Söylesene Pırıl. Pırılcığım söyle artık hadi. Ferhat ile Şirin. Çok güzel. Bu kızın zekası beni benden alıyor. Mırıldanma Ada. Mırıldanmadım, direkt söyledim size. O zaman sus. Bora Bey şimdi geliyor. Hah.
Ferhat Bey, Şirin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tuğçe Hanım, bu şirketin ortağı, kendisi bu şirketin baş editörü ve ödül gösterdiğiniz adaylardan biri. Ay ne çok şeymişim ben öyle ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Boracığım ben iznini isteyeyim. Hem senin hem de misafirlerimizden izin isteyeyim ben. Yetiştirmem gereken bir iş var da bazen gün keşke 36 saat olsa diyorum. Hiç çekilmezdi. Anlamadım. Gün diyorum. 36 saat olsa hiç çekilmezdi. Yani. Ha. Doğru. Hadi bakalım. Tamam. Ben gittim o zaman. Lütfen biz yokmuşuzdur. Ada Hanım da? Ada sizsiniz demek. Evet. Ben epey bir süredir adayım. Gereksiz şakaları dışında çok iyi bir çalışanımdır kendisi yapmak. Herkes espriden anlayacak diye bir şey yok değil mi? Zorlamamak lazım. Başarın siz. Zorlamak mı ben mi? Öyle şeyler asla yapmam ben. Zorlamazsınız siz. Asla zorlamazsınız. Niye zorluyorsunuz ki? Ferhat Bey, Şirin Hanım. Odama mı geçecek bize de? Buyurun. Rahatsızlık vermeyelim. Yok yok. O kendi rahatsızlığı. Sizlik bir durum yok. Şirin kendisi gelmek istedi. Sosyal medyaya çok meraklı. Tabii bizim zamanımızda böyle sosyal medya falan yoktu. Geleyim, yerinde göreyim dedi çalışırken. Doğrudur. İyi yapmışsınız. Tabii doğal ortamında görmek lazım. Kendi habitatında görmek lazım bir de. Sen var ya sen. Tam da düşündüğüm gibisin. Odama geçelim mi artık? Buyurun. Buyurun, buyurun önden. Buyurun. Evet Şirin Hanım, Ferhat Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ikram edelim size? Ne istersiniz? Bir kahve içerim ama. Ama benim yapmam lazım kahveyi. Anlamadım Şirin Hanım, nasıl sizin yapmanız gerekiyor? Benim kocam sadece benim elimden kahve içer. Bakın çocuklar, biz dünyanın her tarafını gezdik. Ama nereye gidersek gidelim, kafe olsun, restoran olsun, biz orada izin alırız, Şirin girer içeriye ve benim kahvemi yapar. Ben başkasının elinden kahve içemem. Vay be. Vay be. Vay ki ne vay. Vay ki ne vay. Gerçek aşk, yani gerçek olan aşk böyle bir şey yani, öyle mi? Bora Beyciğim, hani siz aşka inanmıyordunuz, öyle diyordunuz ya, siz aşka inanmıyordunuz. Beni aşka inandıracak şeyler olmadığı içindir aşka inanmayışlarım. Diyelim biz, değil mi? Öyle diyelim. O zaman Şirin Hanımcığım, ben size mutfağı göstereyim, siz kahvenizi yapın. Ne kadar romantik değil mi? Çok, çok romantikler. Zaten Şirin Hanım, hak edene, hak edene her şey yapılır. Hak eden her şey verilir zaten. Ama hak edene. Hak edene diyorsunuz. Hak edene diyorum. O zaman buyurun Şirin Hanım. Ben size mutfağı göstereyim. Hadi. Buyurun. Hadi gidelim ya. Buyurun. Hak edene yapılır. Hak edene. Bu güzel kız senin kız arkadaşın mı? Hayır. Hayır hayır. Benim kız arkadaşım değil o. Benim niye kız arkadaşım olsun? O benim sadece çalışanım. Yani size öyle gelmiş. Ferhat Bey. Ben yanılmışım o zaman. Bana öyle gelmiştir. Evet. Evet. Size. Öyle gelmiş. Bana öyle geldiği gittiği yok küçük hanım. Şurada kadın kadına konuşuyoruz. Benim hislerim çok kuvvetlidir. Sizin birbirinizi sevdiğiniz bakışlarınızdan öyle belli ki. Yakında ortalığı alevler saracak. Yalnız o Tuğçe'yi hiç sevmedim. Benim oyum senden yana. Aa, niye öyle diyorsunuz? Niye sevmediniz? Yani Tuğçe Hanım aslında çok iyi biridir galiba. Yani içinde bir iyilik vardır onu muhakkak. Ama çok içinde. Çok derinde bir türlü çıkamadı o iyilik. İşte ben de bu yüzden böyle soğuk soğuk hiç az etmedim. Yani hiç böyle enerjim, elektrik falan hiçbir şey almadım o kızdan. Sevmedim yani. Ama sen başkasın. Çok tatlısın. Ay, teşekkür ederim Şirin ablacığım. Ay. Abla dedim. Diyebilir miyim abla size? Tabii ki diyebilirsin. Teşekkür ederim Şirin abla. Kahve hazır. Hadi sen fincanları hazırla da dökelim. Nasıl olmuş hayatın? Çok şekerli olmuş. Ama içine hiçbir şey katmadım ki. Ama senin elindeydi ya, sen yaptın. İlahi Ferhat. Maşallah, maşallah. Maşallah tabii, maşallah. Bakın çocuklar, size bir şey anlatacağım. Benim adım Ferhat değil. Tevfik. Gerçek adım Tevfik. Tam 41 yıl önce, o zamanlar 20 yaşında, genç bir delikanlıyım, Şirin'i gördüm ve ona aşık oldum. O zaman kendi kendime dedim ki, madem ki o Şirin, sen de Ferhat olmalısın. Ne yaptım? Gittim mahkemeye, mahkeme kararıyla adımı değiştirdim. Vay be.
Vay be. Evet. Sonra yanıma geldi. Dedi ki, benim adım Tevfik değil artık dedi. Adımı değiştirdim. Bana Ferhat de dedi. Ne gerek var dedim. Ben de hemen yapıştırdım. Ben senin için adımı değiştirdim. Peki ya sen benim için soyadını değiştirir misin? O zaman ben de diyorum ki... Vay be. Vay be. İşte gerçek aşk. Böyle bir şey. Artık yanisi manisi yok. Gerçek aşk gerçekten böyle bir şey. İkidir dikkatimi çekiyor Bora Bey. Gerçek aşk böyledir deyip duruyorsunuz. Aşk böyledir deyip duruyorsunuz siz. Evet diyorum çünkü öyle. Bak tam karşında duruyor. Gerçek aşk böyle bir şey. Hak edene gerçek aşk verilir. Hak edene verilir ama. Hak edene. Siz Bora Bey'in böyle dediğine bakmayın ikide bir. Aşka zerre kadar inanmayan biridir kendisi. Daha önce de söylediğim gibi. Aşka inanılacak bir şey olmadığı içindir bu aşka inanmayışlarım. Dedim ya az önce. İşte o yüzdendir bu aşka inanmayışlarım. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Aşka inanılacak biri olmasa nasıl inanacaksın değil mi aşka? Bulamazsın. İnanamazsın. Göremezsin. Ama çocuklar öyle demeyin. Bakın. Aşk vardır ve her zaman vardır. Sadece zaman içinde tezahürleri değişir. Hı hı. Anlamadım. Nasıl tezahürler Ferhat? Yani işte merhamete dönüşür, sevgiye dönüşür, dostluğa dönüşür, kadim bir arkadaşlığa dönüşür. Yani aşkımız arkadaşlığa dönüşür öyle mi? 40 yıllık dostuz yani 40 yıllık arkadaşız biz seninle zaten. Ha tabii yani 40 yıldan sonra diyorsun ki onca yıl sonra aşk mı yaşanır? Ha? Göz kenarlarına kaz ayakları inince, tuzluk imtihanından kollar sınıfta kalınca diyorsun. Sonra selülitler alır başını gider. Krem birem de kesmez. Bir süre sonra aşk kaybolur gider. Öyle mi? Dünya ahiret bacımsın mı diyorsun? Ama aşkım bak öyle demiyorum. Bir süre sonra böyle ağız alışkanlığı aşkım aşkıma dönüşür. Hani arkadaştık? Ha? Niye aşkım diyorsun? Şirin Hanım. Şirin Hanım siz bence Ferhat Bey'i çok yanlış anladınız. Ferhat Bey onu söylemek istemedi. Yani onu kastetmedi. Emin olun gerçekten. Ne demek istedi Ferhat Bey? 40 yıllık karısı yanlış anladı. Siz doğru mu anladınız Bora Bey? Ne demek istediniz siz Ferhat Bey? Anlatın da biz öğrenelim değil mi? Ben bir erkek olarak Ferhat Bey'in ne demek istediğini anladım. O yüzden sizi yanlış anladınız diye şey ettim bence. Tamam, tamam. Neyi kastettiniz siz? Sorabilir miyim? Aşk olsun Şirin. Benim hiç ima etmediğim şeylerle itham ediyorsun. Aşk olmasın Ferhat. Aşk olmasın. Evet yanlış anlamışımdır. Tabii ki yanlış anlamışımdır. Bak kızım. Yol yakınken geri dön. Ben döndüm. Ben döndüm. Tabii dönmez mi? Ben direkten döndüm. Çok şükür Allah'ıma kurtuldum ben. Oh! Aferin sana. İşte 40 yıl sonra duyacakların, göreceklerin şekil. Bak böyle, böyle, böyle olur işte. Ya neden saçmalıyorsun sen şimdi? Ferhat abicim, abi diyorum kusura bakmazsınız değil mi? Abi diyebilirim değil mi? Ferhat abicim. Sen ne anlatmak istesen de anlamazlar çünkü anlamak istemiyorlar. Yani onlar sadece anlamak istediklerini anlarlar. Senin anlatmak istediğini anlamalarına imkan ve ihtimal yok. Yok, yorma kendini. Yok, yok, gerek yok. Anlatmaya çalışma bile. Çalışma bile. Öyle mi, öyle mi? İşinize gelmeyince yok öyle demek istemedim. Yok sen yanlış anladın. Tamam, tamam hadi biz yanlış anladık. Bir şekilde biz yanlış manlış da olsa anlıyoruz bir şey. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. O ne olacak Bora Bey? Yazıklar olsun Ferhat Bey. 40 yıl sonra bir lafla böyle mi ödeşecektik? Bu muydu yani? 40 yıl sonra bir lafı bahane mi edecektin? Bu muydu yani? Bundan sonrasını avukatlar konuşsun. Şirin Hanım. Şirin Hanım. Şirin Hanım. O da o. O da o. Şirin abla. Ay, kadın yüzüğü bıraktı. Koş koş. Ferhat Bey. Görüşürüz bakalım görüşürüz. Bundan sonra avukatlarımız konuşur. Tamam siz yapmayın bari Ferhat Bey. Bir sakin olur musunuz lütfen? Bravo. Gerçekten bravo. Az önce ne yaptığının farkında mısın? Sen 40 yıllık hatta 41 yıllık aşkı bozmayı, yıkmayı, mahvetmeyi nasıl başardın söylesene bana. Ben bitirdim. Evet sen bitirdin. Ben bitirmedim. Ben bitirmedim 40 yıllık aşkı falan. Aşka raf ömrü biçen Ferhat Bey kendini ele verdi. Peki tamam yeter. Ben seninle burada tartışacak değilim tamam mı? Benim öyle boşa geçirecek vaktim yok kusura bakma. Ay. Bana bak. Şimdi bizim daha büyük bir sorunumuz var. Bizim asıl sorunumuz Ferhat'la Şirin'i birleştirmek. Tekrardan barıştırmak. Yani bozduğunu tekrardan düzeltmek. Ben bozmadım. Ada! Bak eğer onlar barışmazlarsa ne ödül, ne prestij, ne de başka bir şey. Hiçbir şey bulamazsın tamam mı? Şimdi yıktığın, parçaladığın,
mahvettiğin, bozduğun aşkı düzeltmek için tam olarak 24 saatin var. Marş marş. Selam, ne haber? Ödümü kopardın. Dün neredeydin sen ya? Ya yokluğun fark edildi. Bu gözler seni aradı. İşim vardı. Şu anda da var. Belki yakında olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Sadece demek istiyorum ki eğer bir gün üzülürsen bu omuzlar senin için hazır. Yani emrine amade. İyi çalışmalar. Hemen terasa gel. Sen de mi buradaydın? Evet. Sen neden geldin? Hava almaya mı çıktın? Yok. Yok, ben bir arkadaşımla buluşacaktım ama galiba beni yine ekti. Gelmemiş. Öyle mi? Hı hı. Kim? Tanımazsın Tuğçe. Belki de tanıyorumdur. Sanmıyorum. Görüşürüz. İdeal kadınla buluşmayacak mıydın Bora? Sen nereden biliyorsun? Sence? İdeal kadın benim Bora. Biraz da o. Değil mi ideal kadın çakması? Ne tür bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama vaktinin hiç hoşuma gitmedi, haberin olsun. Oyun mu? Ada burada. Ona sorsana. Ada, neden susuyorsun? Bir şey söylemeyecek misin? Ada, anlatmayacak mısın? Her şeyi sen planladığın için senin anlatman en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi artık? Seni seviyorum Bora. Hep sevdim. Muhtemelen bundan sonra da hep sevmeye devam edeceğim. Bugüne kadar seni senden habersiz, sessiz, sakin sevdim. Bir an olsun rahatsız etmedim seni. Büyük ihtimalle de bu böyle olmaya devam edecek zaten. Tuğçe bak. Hayır, dinle lütfen. Dinle. Bak, ben çocukluğumuzdan beri bir şey beklemeden sevdim seni. Ta ki Ada gelene kadar. Konunun Ada'yla ne ilgisi vardı Hoca? Devamını sen anlatmak ister misin? Bora, bana geldiğini, Bora'nın da bana karşı hisleri olduğunu söylediğini anlatamazsın tabii. Hayır, hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Benden yardım isteyen sensin. Yoksa beni kovacağını söyleyen de sensin. Yalancı, yalan söylüyor, hala yalan söylüyor. Daha önce de yalan söyledin, yine yalan söylüyorsun ya. Bora, Ada benim sana karşı hislerimi kullandı Bora. Ben bu aşkın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini biliyordum zaten. Ben gidip o yüzden rüzgarla yüzük taktım.
Senle olan dostluğumu kurtarmak için. Başka birine tekrar bir şey hissedebilir miyim diye bakmak için. O yüzük. O yüzük benim için bir umuttu aslında. Ama Ada ne yaptı? Sen o yüzüğü Doru'yu kıskandırmak için taktın. Yazıklar olsun sana. İdeal kadın hesabını açmamı söyleyen, sonra oradan benim adıma, benim için Bora'yla konuşan kimdi peki? Ada. Ada doğru mu bu? Cevap versene Ada, doğru mu bu? Benden ajanlık yapmamı istedi. Senin hakkında her şeyi ona anlatmamı istedi. Ben çaresizdim. Çaresiz kaldım. İşlerin buraya varacağını düşünemedim, tahmin edemedim. Sen ideal kadınla bizim randevumuza, o restorana geldin. Anahtarını unutmuşsun dedin. Görüyor musun Bora? Her şey yalan ve kumpas üstüne kurulu. Biz oradan çıktık, sahile kokoreççiye gittik hadi. Biz seninle birçok şey konuştuk, birçok şey paylaştık. Hepsi yalan mıydı? Hayır. Benim seninle yaşadığım her şey hissederekti. Ben her şeyi hissederek yaşadım. Hissettiğim şey için her an korktum. Suçluluk duydum. Ama kendime karşı koyamadım. Neden? Neden yaptın böyle bir şey bana? Cevap ver Ada, neden böyle bir şey yaptın? Ben vazgeçecektim. Ben vazgeçecektim. Olayların saçmalığının farkına varmıştım. Sonra senden o rüzgardan uzak durmamı söyleyen telefon geldi. Efendim Bora? Tek bir şey soracağım. Aşık mısın? Anlamadım. Aşık mısın rüzgara? Ben seni böyle bir şey için asla aramadım Tuğçe. Telefondaki senin sesinde. Rüzgar, büyükbaş hayvan, onu bertaraf et gibi garip şeyler söyledin bana. Bir de bugün saat 1'de büyükbaş hayvan yetiştiricileri kooperatifi üyelerine e-pazar hakkında bir sunumumuz olacak. Hiçbir hazırlık yapmadım. Neyse ki ben buradayım Bora Bey. Ben size sunumu yazdım. Bir bakın. Prova ister misiniz? Bir prova alalım. Size tek bir şey soracağım. Aşık mısınız? İçinize aşık mısınız? Eğer öyleyse her şeyi yaparsınız. Ne demek beni aramadın Bora? Ben sırf o telefon konuşmasından cesaret aldığım için seninle baş başa kalmaya çalıştım o dağ evinde. Gerçi orada da karşıma Ada çıktı ama. Sen bana toplantı için yazı yazdığını söyledin. Bana zorla okuttun o yazıyı. Sen bana okuttun yazıyı. Ses kaydına mı aldın Ada? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gör Bora. Gör artık. Senin ses kaydını alıp kesip biçip bana dinletmiş. Hadi benim canımı yakmak istedi. Peki senden ne istedi? Sen onu sevdin. Ben senin gözlerinde gördüm bunu. Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim sana Ada. Bu hikayenin üzerine başka bir hikaye yazamazsın. Hiç boşuna uğraşma, tamam mı? Hayatımdan da, sevdiklerimden de, şirketimden de uzak duracaksın. Yalanlarını da al, defol git hayatımdan. Seni bir daha hayatımda görmek istemiyorum. Seni bir daha asla görmek istemiyorum, defol git. Bora! Defol git hayatımdan! Seçer.